İmak Offset Basım Yayın 1997 yılından itibaren matbaacılık alanında faaliyet göstermektedir. İmak Offset Basım Yayın için önemli olan müşteri memnuniyetinin sürekli olmasıdır. Bu nedenle tasarımdan baskıya, ciltten sevkiyata kadar her bölümde tüm iş büyük bir özveriyle yapılmaktadır. Firma gerek yurt içi gerekse yurt dışında vermiş olduğu hizmetin kalitesi sonucunda geniş bir müşteri portföyüne ulaşmış bulunmaktadır. Başta Orta Asya ülkeleri olan Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Rusya gibi ülkelerin içinde bulunduğu 9 ülkeye ihracat yapar hale gelen firma, ayrıca UNDP ve UNICEF gibi uluslararası kuruluşlarla da çalışmaktadır. İmak Offset AİDA şirketidir. En büyük abi olarak ben İlyas Karademir, kardeşim Ahmet Karademir ve Mustafa Karademir. Üç kardeş beraber kurduk ve beraber ve işletiyoruz. 2006'dan sonra matbaayı büyüterek ve bir dünya piyasalarında da, ihracata da yönelerek bugünkü hale getirdik. Köklü bir geçmişe sahip olan İmak Offset Basım Yayın, bünyesinde çeşitli firmaları barındıran bir grup şirketidir. İmak Offset bir grup şirketi. Prestij reklamcılık var. Kardeşim Mustafa Karademir onun başında, onun yöneticisi. Gamma dış ticaret var. Bir yabancı ortakla beraber %65'i biz ait olan bir şirket. Bu tamamen ihracat üzerine çalışan, iç piyasada hiç yapmayan, yurt dışında matbaa işi pazarlayarak ve oralardan sipariş alıp Türkiye'de imal edip ihracat yapıyoruz. Ayrıca yine kardeşlerim beraber ortak oldu. Yine matbaa sektöründe hizmet veren Modern Form diye sürekli basım, form baskısı yapan bir şirket daha var. Bunun haricinde yine %82'si yine kardeşlerimin adına olan bir grup şirket olarak, belki geçip geçmedim tam bilemeyeceğim ama, tarım sektöründe hizmet veren bir şirketler. Biz ancak teknolojiyi takip ederek, makine parkını artırmadan, kalitemizden taviz vermeden, çünkü müessesemiz hem ISO 9000 sertifikasına sahip, hem kalite sertifikası, gizlilik sertifikası, birçok sertifikayı bünyesinde bulunduran bir firma. Müşterilerimizin başında İngiltere gelmektedir. Bir İngiliz kuruluşundan ISO 9000 sertifikaları alınmıştır. Ve şu anda bunun üzerine de üretim yapılmaktadır. Firma kaliteden asla ödün vermiyor. Kalitemizden taviz vermiyoruz. Ucuz mala hiç kaçmıyoruz. Ben kitabı üretirken piyasadaki en kaliteli kağıt neyse bunu kullanıyorum. Çünkü bu kadar emek vereceğim. Orada tutayım 300-500 euroluk bir tasarım sağlayacağım diye ben kaliteden taviz vermiyorum. Mürekkebimden taviz vermiyorum. İmal ham maddemden kesinlikle vermiyorum. Cilt bezi getirmeyle alakalı olarak eğer ben bunu şu anda tutup da yurt dışına gelmesi gerekiyorsa getiriyorum. İşlerde kalite noktasında müşteri memnuniyeti ön plandadır. Şu anda kontrolsüz bir iş sevkiyatı yapmıyoruz. Bütün aşağıdaki ekiplerimiz kontrolünü yaparak sevk ediyorlar. Ve işimizin de sonuna kadar arkasında duruyoruz. Yani iş olur ki bizim gözümüzden kaçmış olabilir. Bir arıza uğramış olabilir. Müşteri teslim olsa bile biz o işin arkasındayız. O işin bütün yeniden basılması dahil olmak üzere hepsini şu anda yerine getiriyoruz. Müşterinin güveni bu noktada var. Onun için de bize iş veren müşterimiz herhangi bir problemle karşılaşmayacağını, karşılaşsa bile yeniden yerine telafi edeceğini bildiği için de güvenerek işlerini veriyorlar. Firma Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Karademir yurt dışında yaptıkları işlerden örnekler verdi. İmak Offset olarak Dünya Bankası'nın okul kitaplarını iadesini aldık. Kırgız Devleti'nin 2009 senesi içerisindeki 2010 senesini okutacak kitaplarını biz yaptık, teslim ettik mesela aşağı yukarı. Şu anda tutta 8 tır kitap gönderdik. 8 tır. Kırgızistan'ın devletinin ait ama ihalenin muhatabı Dünya Bankası'ydı. Uluslararası bir ihaleydi. Bütün kitapların yazımını da, grafiğini, tasarımında, dizgisinde, tercümelerinde 4 lisanda. Kırgızca, Rusça, Tacikçe ve Özbekçe. Bölgesel olarak da bu kitapların hepsinin 42 çeşit olarak
yapıp teslim ettik. Zamanında kontratımıza uygun olarak bütün ödememizi de aldık yani. Firma Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Karademir, sektörde teknolojiyi yakından takip etmenin önemine dikkat çekti ve İmak Offset Basım Yayı'nın makine parkuru hakkında bilgi verdi. Şimdi bizim teknoloji olarak bu sefer takip etmemiz gerekiyor. Yani mevcut teknolojimizi hem iki türlü takip etmemiz gerekiyor. Bir, mevcut makinalarımızın günün şartlarına göre modernize edilmesi lazım. Kalitemizin yükseltilmesi, üretimimizin artırılması için. Daha ekonomik hale gelmesi için. Misal bir kalıp makinesi dediğimiz zaman mesela bir CTP çıkmıştır. Daha önce Violet sistem biz CTP firmada bulundururken ama Violet CTP'nin şu anda bütün dünyada maliyetleri çok yüksek. Bununla beraber rekabet etme şansınız yok. Aynı işi, aynı fonksiyonu %100 görebilen konvansiyonel bir CTP aldığınız zaman ki biz aynı çıkar çıkmaz aldık, bünyemize kattık ve şu anda o CTP'den daha ekonomik olarak kalıpları çekiyoruz. Yani eskiden standart piyasada ozosol kalıp denen sistemi şu anda CTP'de film yok. Ondan çekiyoruz mesela. Bu bir piyasa içerisinde hem ekonomik olarak hem yenilik olarak mesela katılmış bir şeydir. 2. Makinalardaki hız ve süratler. 3. Makinalardaki kontroller. Mesela makinalarda genelde tutup aynı zamanda tutup kaliteyi kontrol edebilen spektrometresi de üzerinde olan makineler mesela şu anda yeni gelecek olan makineler. Bastığınız her tabakayı kontrol ederek bütün birinci tabakayla 500 bininci tabakayla aynı standartta üretmek mesela.